Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine şöyle güzel bir günden size merhaba diyeyim. Sardunyalarım gördüğünüz gibi gayet güzel yine. Aşama aşama size bunları göstermek istiyorum. Bakın her birinde tomurcuklar mevcut. Herhangi bir kür uygulamadım bunlara. Kürleri bundan sonra uygulamaya başlayacağım. Sadece böyle dinlendirilmiş kloru çıkartı, yani kloru çıkmış suyla suluyorum. Yani şişeye suyu dolduruyorum. Kapağını açık bırakıyorum. Bu şekilde bunları suluyorum. Bakın arkadaşlar, gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Şurada da sakız sardunyalarımı yani koparıp da dikebilirdim ama şurada köklensinler istedim, daha iyi olsun diye. Köklenmeye de yavaş yavaş başladılar ve üzerleri de tomurcuklu, bakın. Şöyle. Bunlar biraz köklensin, ondan sonra onu dikeceğim. Bakın yeni diktiklerim de gayet güzel. Şuralarda. Şimdi şu testere aloe veralarımı size göstereceğim. Bunları böyle içeri aldım. Televizyonumun yanlarına koymuştum. Ve akşam misafirlerim vardı. Gerçekten çok güzel görünüyor. Birinin bir tarafa, diğerinin bir tarafa. Şimdi bu testere aloe veralardan neyi göstereceğim size? Bir tanesi çiçek açmaya başlamış arkadaşlar. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Mutlaka bilen vardır. Bakın şuradan çiçek açmaya başlamış testere aloe vera. Bakar mısınız ya? İlk defa bayağı var testere aloe vera ama bunun ilk defa çiçek açtığını gördüm. Bunda henüz bir şey yok. Bakıyorum şöyle. Bu da onun kadar büyüklükte ama bunda henüz bir şey yok. Bunun da sebebi ben bundan kışın böyle herhalde şuralarından dal koparıp almıştım. Yani kullanmıştım. Onu herhalde yerine getirebilmek için uğraşıyor. Ne yapıyorsa, bakın şuradan kesmiştim birkaç yerinden. Şuralardan. Muhtemelen ondandır diye düşünüyorum. Bu çiçek dökmemiş. Dipleri de dolu, bakın. Yavaş yavaş göstermek istiyorum size. Şimdi bunlara herhangi bir kür uygulamadım. Ama benim çiçeklerimin güzel açmasının sebebini size söyleyeyim. Bunlar yaz kış balkonda duruyorlar arkadaşlar. Yaz kış böyle balkonda en soğuğu görürler. En sıcağı da görürler. O yüzden açıyorlar diye düşünüyorum. Şu sukulentim bir arkadaş almış su istiyor diye. Gerçekten de su istiyormuş. Güzel bir suladım. Suladıktan sonra da böyle yaprakları sertleşti. Diplerinden de böyle minik minik zaten geliyor. Bakın. Yanına da başka bir sukulent dikmiştim şöyle. Bunu çoğaltmıştım bayağı bir yerden. Her yere atlas çiçeği diktim, görüyorsunuz. Atlas çiçeklerini şöyle çoğaltmaya gittim. Diktiklerim de böyle tutmuş. Itır çiçeğimden bir yaprak alayım, şöyle koklayayım. İyi geliyormuş. Oh, gerçekten çok güzel ya. Bunları şerbetli tatlılara falan katıyorlar. Böyle yaprakları güzel koksun diye. Bilen biliyordur zaten. Şimdi şu tarafa döneceğim. Hani çiçeklenme dönemi bittikten sonra bunlardan satışa geçeceğim diye ben bunlardan bayağı bir çoğalttım. Atlas çiçeğim. Ben bunu Eylül ayında diktim. Şuradan tomurcuk vermeye başlamış. Bilmiyorum kurur mu ama şunlar tomurcuk arkadaşlar, bakın. Ve ben bunu Eylül ayında böyle çoğaltmaya gittim. Benimkiler benim balkonumu seviyor galiba. Hemen böyle çiçeklenmeye başlamışlar. Bakın bu da keza öyle. Her tarafında yok ama şuradan şöyle bir tane çıkarmış. Bakın bu tomurcuk buralarından çıkarıyor. Şunlarda da var. Her diktiğim fidede tomurcuk var arkadaşlar, bakın.
işte yanlarına acemalıları da iliştirdim. Çünkü bu çiçeği de çok seviyorum. En azından atlas çiçeğinin çiçeklenmesi bitince bunlar açmaya devam edecek. Ve balkonum hiçbir zaman çiçeksiz kalmayacak. Şunları bir ay önce dikmiştim. Onları hatırlarsınız. Onlarda tabii herhangi bir şey yok. Şurada da yine bunlar da çiçeklenmeye gitmemiş. Sadece kendini böyle çoğaltmaya gitmiş. Bakın. Atlas çiçeği meraklıları çok seviyorsunuz atlası ya. Bakın böyle tomurcuk oluyor. Bakın. Küçücük bir dalda tomurcuklar oluyor. Yaz kış dışarıda duruyor bunlar arkadaşlar. Şurada da benim şu şeyi çok seviyorum ya. Yılan kaktüs var ya. Bu ne oldu bilmiyorum. Ben bunu büyütemiyorum ya. Şurada bir tane var. Ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Böyle bir güneşi görünce rengi döndü. Bakın. Şuradaki atlaslarım. Her yer atlas. Burada da dikenler tacım var. Bu dikenler tacı büyümüyor ya. Böyle kaldı. Buruştu. Bir şeyler oluyor. Dikenler tacı galiba benim balkonumu sevmiyor yani. Öyle duruyor yani. Yıllardır, 2 yıldır bu şekilde duruyor. Yapraklarını döküyor tekrar öyle. Neyse. Şöyle gelelim. Şuradaki büyük. Bakın bu boya kutusuydu. Boya kutusuna dikmiştim. Hatırlarsanız. Kurumuştu. Kuruduydu ama bakın şöyle yine diplerden geliyor. O benim, bakın şuradaki büyük atlasım var ya, o da aynı buradaki gibiydi. Bu şekildeki gibiydi. Böyle böyle büyüyerek o kadar çoğaldı. Umut ediyorum bu da o şekilde olacak. Çiçek var mı? Şuralarda bir ufacık şeyler görünüyor ama bilmiyorum. Şimdi böyle tomurcuk da oluyor. Çok da umutlanmak istemiyorum. Tomurcuk olup sonra dökülüyor. Dediğim gibi şu anda herhangi bir küre başlamadım. Sadece dinlendirilmiş suyla bunları suluyorum. Şu aparatlardan bir bulsam. Evet, şurada da şeyim var. Paskalya çiçeği zamanı. Aslında paskalya çiçeği de açmaya başlamış sanki ama paskalya çiçeğinde de pek başarılı değilim gibi. Çünkü o da hiç büyüyemiyor. Böyle kaldı ama sanki böyle şuralarında sanki tomurcuklar oluşmaya başlamış. Burada da normal bir aloe veram var. İşte ceylan gözü sardunyam. Bunu çok seviyorum. Yerleri bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu yeni çoğaltma yaptıklarını da şu taburelerin altlarına böyle sıkıştırdım. Onlar orada dursunlar. Gülüm de güzel gidiyorken böyle bir marazlanmış. Niye böyle marazlandı bilmiyorum. Aslında gayet de güzel büyüyor da. Bakın şöyle de tumurcuk da vermişti. Ama altlara doğru geldiğimde bir maraz oldu onda. Neden oldu bilmiyorum. Ne kadar olursa artık. Büyük atlasıma geçiyorum. Büyük atlasım da burada. Çiçeklenmiş o da yani. İnşallah dökülmezler. Tomurcuklar var bayağı. Bakalım açınca nasıl olacak. Begonvil'im de. Bakın şu begonvil. Şöyle kuru bir dal gibi görünüyor. Kesinlikle müdahale etmiyorum çünkü böyle bir yerlerden yapraklar çıkarmaya başlamış bile. Onu da dibine acemalısı diktim. Şuradaki sukulentlerim çok güzel. Bakın. Böyle geniş bir saksıya dikmiştim. Bunlar da böyle çoğalıyorlar. Güzel güzel çoğalsınlar bakalım. Burada kaktüsler. Kaktüslerim çok güzel açacak arkadaşlar. Beklemede kalın. Çünkü her birinde bir tomurcuk var. Bakın şunlar tomurcuk. Bakın şöyle. Bunu da arasına acemalısı diktim. Çünkü kaktüs açtıktan kısa bir süre sonra hemen soluyor. Soluduktan sonra da bu saksıda çiçekler devam etsin diye aralarına dikmiştim. Onlar da güzel güzel geliyor. Evet, bugün de böyle size göstermek istedim. Acemalılarım da tomurcuklanmış. Açacaklar inşallah. Bakın şu da güzel bir ceylan gözü sardunya. Böyle bunu da açmasını bekliyorum. Çelikten dikmiştim.
Bakalım o da açacak inşallah. Evet, bakın acemalarım şöyle tomurcuklu. Bir an önce açsalar iyi olur. Şu acemalısı aslında şurada atlas çiçeği vardı. Ben bunu atlas çiçeğe dikmiştim bu saksıya. Sonra onları sattım köklü bir şekilde. Aynı şu şöyleydiler. Hani isteyen olmuştu satmıştım. Sonra ben bunu acemalısıyla doldurdum. Ama kumrucuklar bakın açmaya başlamış beğenmiş beğenmiş ama kumrular yiyorlar. Ne kadar olursa diyorum. Şurada da yine bir sardunyam var. Sevdiğim bir sardunya. Bu da kahve telvisi arkadaşlar. Bu şekilde balkonumuz böyle arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Şu askıdakileri gösterdim bilmiyorum. Buradaki sakız sardunyalarım da güzel gelişim gösteriyor. Bakın böyle taze taze. Şuradaki pembe galiba. Köklendirmeye çalıştım. Yani Allah nasip kısmet ederse bunlar büyüyünce gerçekten bu yaz balkonum baya baya bir şenlenecek. Atlas çiçekleri de ancak ne zaman açar? Mayıs'ta başlıyor zaten. Yani şimdi başladı zaten çiçeklenmeye. Nisan'da böyle tomurcuklanmaya başladı. Mayıs, Haziran sonuna kadar, Temmuz'un başına kadar öyle çiçekli durabiliyorlar. Bakalım, bekleyelim, görelim. Balkonum gayet temiz. Temiz temiz böyle. Yıkadım, pakladım. Yerim dar olduğu için de böyle birbirine girmişler biraz ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Merak ettikleriniz de yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir de bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaş butonuna basarak paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.